taktikli ve geçtiğimiz yılki pencereden Japonya konuşma yarışması birincisi Irmak Aydemir. Alkışlarınızla onları davet ediyorum. İyi akşamlar. Ben çok iyi yanımızda. Ve Melton Hammond'la bugün çeviriyi ve açıklamayı yapacak. Tanıştığımıza çok memnun oldum. じゃあここから日本語で失礼いたします。 茶道を紹介する機会をいただいて光栄に思います。 Çay seremonisini tanıtma fırsatı bulduğum için onur duyuyorum. Çado wa ima kara 470 nen mae ni Senno Rikyu ga tsukurimashita. Çay seremonisini bundan yaklaşık 470 yıl önce Senno Rikyu tarafından oluşturuldu. İma de wa Nihon dake dewa naku kaigai de mo chado wo sareru kata ga fuete imasu. Günümüzde yalnızca Japonya'da değil, yurt dışında da çay seremonisini öğrenen insanların sayısı artmakta. Çado de wa お茶を立てる作法とともに禅の心を学びます。 Çay seremonisinde çay yapmanın gölge kuralları ile birlikte zen ruhu da öğrenilir. 例えば基本的な精神で和敬静寂というものがあります。 Örneğin temel çay seremonisi ruhunda vakeseijaku denilen önemli bir kelime vardır. Vaはお互いに仲良くすること。 Buradaki va karşımızdakiyle uyumlu olmak, iyi geçinmek. Keはお互いを敬って自らを慎むこと。 K karşımızdakine saygı gösterip mütevazı olmak. Seは見た目だけなくて心も清らかであること。 Se yalnızca görünüşümüzün değil kalbinizin de saf sade olmasıdır. Jakuは動じない心です。 Japu ise dingin bir kalptir. この教えを実行できるようにお茶の作法を通じて鍛錬をします。 Bu öğretiyi uygulayabilecek şekilde çay gölge kuralları pratik yapılır. また、茶道の実践は茶事にあります。 Çay seremonisi uygulamaları çay buluşmalarında yapılır. 茶事とはお食事とお茶を差し上げるという2つの構成でできています。 Çay buluşmaları yemeğin ve çayın ikram edildiği iki yapıdan oluşur. 普通3時間かかります。 Genellikle yaklaşık 3 saat sürer. 今日は その 一部薄茶を差し上げるという場面をデモンストレーションさせていただきます。 Bugün çay buluşmalarının bir bölümü olan çayın ikram sahnesini göstereceğiz. 今日はお食客をうるまくさん、えださんがお食客ということで お願いしています。 Irmak Hanım ve Eda Hanım konuk. 私が亭主、そして私のめいの日本から来ましたゆり子が担当いたします。 Ben ev sahibi, Japonya'dan gelen yeğenim Yuriko ise hanto olacak. 半島は亭主を助ける仕事です。 半島はエサイブに助けてくれる。 始める前にもう一つお茶事の大事な言葉、一期一会を紹介します。 Başlamadan önce çay buluşmalarındaki önemli bir kelime olan 一期一会を açıklayacağım. それはこの機会が一生に一度の出会いであると思って。 Bu kelime, bu karşılaşmayı yaşam boyu sadece tek seferlik bir fırsat olarak düşünerek 亭主も客も共に誠意を尽くしましょうということです。 Ev sahibi ve konukların hep birlikte ve içtenlikle kendine adaması anlamına gelir. 私は舞台の上のお客様だけではなくて Ben yalnızca sahnedeki konuklarla değil 会場に来てくださった皆様との大事な出会いだと思ってデモンストレーションいたします。 Sizlerle olan karşılaşmamın da önemli bir fırsat olduğunu düşünerek gösteri yapacağım. 皆様もどうぞ茶事に参加しているつもりでご覧ください。 Lütfen sizler de bir çay buluşmasına katılmış olduğunuzu varsayarak bu gösteriyi izleyin. じゃあここからはメルティムさん解説をお願いします。 Bundan sonrasında da açıklamaları ben yapacağım. Harşuman ve çiçekle süslenir. Biz de bu... Şu an sahnede asılı olan Jiku'da Shōjū Sennan no Midori yazıyor. Bu bir zen deyimi. Çam ağacının yeşil renginin bin yıl kadar uzun bir süre geçse bile rüzgara ve kara yenilmeden, biraz da olsa solmadan rengini koruması anlamına gelir. Jiku'nun sağ alt tarafında gördüğümüz Kogo denilen bir tütsü kabıdır. Bugünkü tütsü kabı içinde Japon klasiklerinden Genji Monogatari romanından resimler bulunan bir deniz kabuğu. Sol tarafta ise vazo ile süsleme yapılır. Bugün vazonun içinde kış mevsimini temsilen nergis çiçeği koyuldu.
Şimdi çayımız yapılmakta. Tatlımız başta servis edilmişti. Baş konuk kendisinden sonraki misafire kusura bakmayın ben ondan alıyorum anlamında. Sakin hiç odayı taşımaz diyerek karşı denilen kağıda aldığı tatlıyı koyar. Karşı dediğimiz bu kağıt birkaç geleneksel Japon kağıdı olan vaşinin bir araya getirilip ikiye katlanmış halidir. Bugünün tatlısı şeker ve pirinç unuyla yapılan mevsimi sembolize eden rakugan. Çay geldiğinde baş konuk, ikinci konağı yine ondan önce aldığı için Osaki'ne dedikten sonra ev sahibine hazırladığınız çayı alıyorum anlamında o temayı çoğdayı taşımaz der ve çayı içer. Çay içilirken ön yüzünden içmemek için kase iki kez çevrilip öyle içilir. Kasenin ön yüzü en güzel tarafı olarak görülür. Genelde bu kısımda çiçek desenleri bulunur ve bu güzel kısımdan içmemek ev sahibine karşı bir saygı göstergesidir. İçmeyi tamamladıktan sonra tekrar iki kez geri döndürülüp yerine konur. Daha sonra çayı hazırlarken kullanılan aletlerden devam edeceğim. Burada bir rafımız var ve rafın altında içine su koyulan mizusashi dediğimiz su kabımız var. Rafın yanında suyu ısıtmak için furo ve kama bulunuyor. Sıcak suyu almak için kullandığımız kepçe hishakudur. Kamanın kapağını koymak için kullandığımız şey ise futaoki. Bugün kullandığımız futaoki köprü şeklinde tasarlanmış. Maçanın yani özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş yeşil çayın koyulduğu kaba natsume denir. Maçayı alırken kullanılan kaşık ise çaşakudur. Çoğu bambudan yapılmakla birlikte bazıları saygın bir rahip ve ünlü bir kişi tarafından yapılmıştır. Kıymetli bir parça olarak kabul edilir. Matcha'yı sıcak suda eritmek ve çırpmak için kullandığımız alete ise chasen diyoruz. Bu da yine bambudan yapılır. Çayın içildiği kaseye ise çavan denir. Thank you.
Ev sahibi son olarak toparlanma aşamasına geçer. Ancak toparlanmaya başlaması için baş konunun sonlandırabilirsiniz anlamında Oshimaru Kudasai demesi gerekir. Teşekkür ederiz. Dernek baş